Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda çok sık rastladığım mı diyeyim, çok sık karşılaştığım mı diyeyim bilmiyorum. Biraz da sağ solu izlemeyi seviyorum sanırım. Ondan bana denk geliyor. Demin Forum Trabzon'a gittik. Bir alışveriş merkezi burası bilmeyenler için. Malum Araplar şehrimizi istila etti. Dolayısıyla zaten aktif olan bir alışveriş merkezi. Bu Araplar Maraplarla beraber bayağı bir hareketli oluyor turistlerle birlikte. Sadece Araplar değil aslında. Neyse uzatmayayım. Bu şeyler oluyor. Kiosk diyorlarmış onlara. Atıyorum McDonald's'ın dondurma standı, çikolata şelalesi ıvır zıvır. Burger King'in öyle bir şey var, kiosku var. Dondurma satıyor orada bir vatandaş. Şimdi böyle geçiyorum yanından. Tufan Ali'yi de bir yandan şey yapıyorum, kolluyorum. Müşteri değil, muhtemelen onun patronu olabilir ya da müdürü ya da ne boksa. Kadının önünde müşteriler var. Çaprazdan yardırıyor şeye. Çalışanına yardırıyor. Tabii çalışanı diyorum ama farazi konuşuyorum. Benzeri bir şey yani. Belli ki aralarında bir ilişki var. Ve o adam onun üstü. Ya kadın bir şey söylemiyor. Elinde külla. En son gözümün ucunda şey gördüm. Külla titriyor kadının elinde. Kadın başladı ağlamaya. Ya şimdi geri dönüp olaya karışmaya kalksan bir sıkıntı. Dönmesen bir sıkıntı. O kadar kalabalık ki bu arada şey. O dondurma standları, o 1 liraya mı ne satıyorlar dondurmayı. Yani sinirlerim alt üst oldu. Bunu söylemek istedim. Yani çok büyük ihtimalle asgari ücret aldığını düşünüyorum. Zaten genelde insanların çoğu ben konuşuyorum. Çoğu asgari ücret alıyor da çok az üstünde alıyorlar asgari ücretin. O ablanın diyeyim bir bayan da oradaki şey çalışan. O paraya ihtiyacı olmasa adım gibi eminim. Haklıdır haksızdır o farklı bir konu, farklı bir boyut. O kadar insanın içinde zaten canları çıkıyor. Sabahtan akşama kadar ayakta dikilip bir sürü insanın kahrını çekiyorlar. Şunu söyleyeceğim. Şartlar eşit olsa muhtemelen verecek bir cevabı var ama işte ast üst ilişkisinden dolayı şeyi çok iyi anlıyorum. Yani kelimelerin düğümlenmesi hikayesini. Çok üzüldüm. Yani inanılmaz üzüldüm. Geçenlerde de şöyle bir şey olmuştu. Geçenlerde dedim gerçi bayağı bir oldu. Migros'tayız. Bir şeyler aldık. Kasadan çıkacağız tam. Bir tane genç bir uşak. Genç bir uşak dediğim yani 27-28 yaşında olabilir. Yanında da bir tane bayan. Bu Migros'ta şey oluyor ya böyle bir masa gibi, masa demeyeyim de ona bir stand diyelim. Oradan hani şikayetlerinizi dile getiriyorsunuz. Size yardımcı oluyorlar falan. Bu vatandaş Migros üstünde Migros şapkası mı ne var çocuğun? Genç bir çocuk. O da genç. Muhtemelen aynı yaşta olmaları çok kuvvetle muhtemel. Çocuğa bir şeyler söylüyor ama bayağı bir bağırıyor yani çocuğa. Çocuk da ona diyor ki aynen ses tonu şu. Yanımızda oluyor olay. Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Uşakta da peygamber sabrı var. Sen kimsin de bana akıl veriyorsun falan. Uşak çıldırdı Migros'taki. Sonuçta bizim insanımız var. Trabzon insanı çok hızlı sinirlenir normalde. Ama tabii dediğim gibi insanların paraya ihtiyacı var. İşe ihtiyacı var. Bir yere kadar sineye çekiyorlar problemli durumları. En sonunda bizim şey azdı. Tabii şivesinden anlıyorsun nerede olduğunu. Bizim Trabzonlu uşak azdı Migros'ta çalışan. Sana dedi demiyor muyum biraz sakin ol. Sakin ol halledeyim problemi mi? Böyle bir şey söyle. Yani problemi çözecek çocuk. Öbür orospu çocuğu diyeceğim ona. Sokakta olsa ağzını açamaz. Bak size yemin ediyorum. Aynen bu Twitter delikanlılarına benziyor bu. Yani adamın yanında olsa bir kelime yazamaz ama klavyeden anavrat sövmesini bilir. Yan yana olsalar dışarıda ağzını açıp bir kelime demez o çocuğa. Orada kendini haklı görüyor. Tamam, müşteri her zaman haklıdır. Ama kardeşim bir yere kadar da herkes insan yani. Herkes de müşteri bu arada. Neyse bunu ben acaba anlattım mı ya bir videoda? Şimdi böyle dejavu gibi oldum. Neyse uzatmayayım anlatayım yine. Bedava anasını satayım. Çekiyor mu abi? Bu herif yani müşteri olan herif gelsene lan dedi dışarıya şeye. Aynen üslup bu. Gelsene lan dışarıya. Hatta bizim Gökhan yanımızda. Gökhan'a da sorabiliriz. Ne atıyorum ne uyduruyorum ne abartıyorum. Gelsin alan dışarı. Uşak çıkarttı şapkayı dedi haydi. Bu sefer şey baktı ki bu benim ağzıma yüzüme sıçacak.
müşteri. Çıkarsın çıkamazsın sesini yükseltip etrafına adam toplamaya çalışıyor. Yani vardır ya hemen telefondan zaten birkaç tane tip geldi oraya. Bu sefer tuttu uşağı koluna çıktı dışarı. An dedi çıktık dışarı ne olacak? Ya işte ben sana çıkarsın. Bu sefer iş şu komedi güldür güldür şovdaki muhabbete döndü. İşte ben baktım ki çıkabiliyor musun? Öyle saçma sapan bir şey. Ama burada güzel olan şu. Yemin ediyorum inanılmaz hoşuma gitti. Manav'daki vatandaş yani Migros'ta çalışan koptu geldi arkadaşının yanına. Kasapta çalışan koptu geldi arkadaşının yanına. Oradan birkaç tane daha vatandaş koptu geldi arkadaşının yanına. Bu affedersiniz. Çok küfürlü konuşuyorum ama sik gibi yapayalnız kaldı orada. Yanında da kız arkadaşı mıdır nedir? Sonra muhtemelen içeriden bu çocuğun müdürü geldi. Migros'ta çalışan çocuğun müdürü. O sırada biz oradan ayrıldık. Bu çocuğu işten atmış olma ihtimalleri var. Ki eğer öyleyse ben bizim insanımızı tanıyorum. O vatandaşı yakalamıştır. Ki umarım öyle olmamıştır. Çünkü vatandaş yesin ekmeğini orada çocuk, genç uşak. Bu taraftaki de yiyeceğe dayağı yemesin isterim. Ama eğer işten atılmışsa ve o kardeşim o vatandaşı yakalayıp ağzını burnunu kırmışsa onun alnından öpüyorum. Burada şunu söyleyeceğim. Hepimiz iyi kötü çalışıyoruz, işimiz var. Ama günün sonunda abi hepimiz insanız. Herkes zor zamanlar geçiriyor olabilir. Adamın bir derdi oluyor olabilir. Abi az tolerans, az bir insan olmamız lazım. Yani senin orada Migros'ta hayati bir durumun yok ki bu adama sen saldırıyorsun ya da şov yapıyorsun orada kız arkadaşının yanında. Abi ne gerek var ya? Hiç gerek yok. Bu da böyle bir video olsun. Acayip sıcak var. Bu ara çok güzel çalışıyoruz. Allah nazardan saklasın. Yani henüz bir şey öğretemedik ama güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Bazen ilerlemek için hani bir iki adım geri atmak lazım ya sonra çat diye ileri gidersin. Öyle bir durumda olduğunu düşünüyorum yaptığımız işin. Ondan sonra internet bağlattık sonunda şeye. TürkNet bağlattık ofise. Arkadaşlar her şey çok zor. Size yemin ediyorum götü boklu interneti bağlatmak bile ne bileyim suyu bağlatmak, elektriği, ıvırı zıvırı her şey emek istiyor. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. İşte öğrenmek istiyoruz. Nereden başlayalım? Oğlum elini taşın altına bir kere koy o eli bir taş essin tamam mı? Oradan başla. Zaten ondan sonra o can havliyle bayağı bir şey öğrenirsiniz. Buradan videoyu kapatmadan sevgili Fatih kardeşime de sesleniyorum. Fatih Arslan'a. Linux, daha doğrusu Linux, Unix ve işte command line ile ilgili çok inanılmaz güzel videolar çekiyor. Zaten diğer videolarına bir şey demiyorum. Severek takip ediyorum kendisini. Bende yeri çok ayrı. Ama Fatih, güzel kardeşim, başıma seninle alakalı bir olay geldi. Bunu paylaşmam lazım kıymetli takipçilerimle. Şimdi ben Fatih'in bütün videolarını izlediğimi sanıyorum. Bir gece saat 11-12 belki de. Geç 12 olmamıştır. Ben 12 olmadan yatıyorum genelde. Kavurmalı yumurta yapıyor Fatih'ciğim bir videosunda. Ben hayatta Kurban Bayramı'nda dahi kavurma yemem. Sevmem yani. Hele o yuvarlak şeyi gördüm videosunda kavurmayı. Bizim lise zamanında aklıma nasıl kazınmışsa o benim için şey. Yani engelli yani böyle gördüm kafamı çeviriyorum sürekli. Ama kardeşim onu o vakitte izledim ben. Böyle yağlı bol yağlı. İki, üç tane mi yumurta kuruyor ona? Dört tane mi yumurta kuruyor? Ya öyle bir şey. Bu benim aklıma vurdu. Sabah oldu. Eşime dedim ki böyle böyle kavurmalı yumurta yiyeceğim ben. Lan dedi nereden çıktı sen kavurma yemezsin. Yersin yemezsin gittim. Aldım bir tane yuvarlak kavurma. Fatih yuvarlak kaç gram olduğunu falan unuttum. Hepsini koyuyor şeye. İzlersiniz o videoyu. Yumurtanın içine. Eşim dedi ki bana oğlum sen dedi delirdin mi? Onun hepsini koyarsan mahvolursun. Hava 30 derece. Sabah kahvaltısı. Bak. Gittim aldım. İki tane yumurta kırdım. Aynen Fatih'in yaptığı gibi. O daha fazla yumurta kırmıştı. Şeyin yarısını böldüm. Eşim dedi ki bana bak yarısı da çok fazla sana. Yanıp çıkacaksın. Ya dedim olur mu uşak? Bunu Fatih dedim yiyorsa bir tanesini ben de dedim herhalde yarısını indiririm. Bir de sabah kahvaltısı.
Arkadaşlar yarısını yedim. Şimdi anlatırken bile ateş bastı. Yandım kavruldum sevgili Fatih. Yandım kavruldum kardeşim ya. Adam ağrının altına yazar ki ben bunu 3 kişi yedim. Ben inanıyorum ki onu sen tek başına yememişsindir. Yani tarihine bakıyorum böyle Ramazan'a da denk geliyor olabilir. Sahurda hiç yememişsindir diye tahmin ediyorum. Lütfen videolarının altına bu tip bilgileri de eklersen benim mağduriyetimi insanlar yaşamamış olur. En azından ben bak anlatırken bile şimdi var ya çok pis. Susadım şimdi gidip su içeceğim. O gün akşama kadar zaten bir şey yemedim. Öyle bir yaktı geçirdi beni ki mahvoldum yani. Birkaç gün sonra böyle şeyin bir de tuz attım ona ben. Karabiber yerine şey kırmızı biber yerine kimyon attım herhalde. Sabahın körü. O hevesle beraber. Yandım çıktım. Seni seviyorum Fatihciğim. İçeriklerinin bu kalitede devam etmesini diliyorum. Çok faydalanıyoruz. Herkese de öneriyoruz zaten izleyin öğrenin diye. Bunu da söylemek istedim. Gidiyorum su içmeye. Sevgiyle kalın. Salıncakla kalın diyecektim az daha. Sağlıcakla kalın. Başka bir muhteşem videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili kavurma severler.